Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Goodbye Aliens isimli bir yerli yapım oyunu tanıtacağım. Şöyle başlayalım. Oyunu Serkan Bakar isimli arkadaşımız yapmış tek başına ve 10 ay boyunca uğraşmış bu oyunla. Emek büyük hakikaten. İlk oyunu. Gelecek talebe göre ikincisini yapacağım diyor. Zorlu bir platform oyunu zaten. Klasik atlıyorsun, zıplıyorsun, ateş ediyorsun. 11 adet bölüm var. 4 farklı ortam var işte, mağara olsun, uzay, mısır, orman tarzında. Şu müziği kendisi yapmış iPad'le GarageBand'de. Ama iPad varken hazır, şunu da bir iPad'le uyumlu yapsaydı da iyi olurmuş. Herhalde oraya atlamış. Üstüne atlayınca da zıbarıyor. Vurunca da zıbarıyor. Hiç fark etmez. Bu arada çayır çayır mesaj geliyor. Müzikleri, şu müziği kendi yapmıştım yani şu bilmiyorum duyuyor musunuz da basınca böyle kuk diye zıplıyor falan işte çiv çiv diye falan filan. Bunlar hazır efekt, hani bunları hazırladan kullanması zaten daha iyi. İyi olmuş da doğrusu. Oyun iOS ve Android platformunda var ve ücretsiz bir oyun. Unity platformunda yapmış bu oyun arkadaş. Sadece şu karakter birisi tarafından çizilmiş. Hani şu platformları falan kendisi yapmış. Şöyle double yani çift zıplama var. Dur bakayım. Bir dakika ya, biz buradan nasıl çıkacağız ki? Lan bir çık. Şimdi biz böyle yerli yapımlar oyunları falan tanıtıyoruz. Şunu söyleyeyim. Hani diyorsun abi oyun yerli, işte adını grafik konusunda bir tutarsızlık var. Onu da söyleyeyim. Hani hazır Serkan'a şey yapıyorken. Hani şu retro böyle 80'ler klip mülip hani git mit muhabbeti gibi bir şey. Ama grafiklerle ara grafik, girişteki grafik bambaşka. Hani böyle bir grafik arasında uyumsuzluk var. Ki herkes grafiker olmak zorunda değil. Hani sana şey yapmıyorum burada. Sonuçta 10 ay boyunca uğraşıp tek başına oyun yapmış. O kadar da olsun. Ben böyle tanıtıyorum mesela. İşte oyun geliştiricilerin böyle mailleri kayıtlı yazar marketlerde. Hani bakarsın bu oyunu yapan adama nasıl ulaşabilirim ben diye. O yazmak zorundadır zaten irtibat şeyi marketlerde. Hani grafikersindir ki aranızdan böyle cevval akıllı arkadaşlar var. Bir kime söylemiştim hatırlamıyorum o şimdi oyunu da. Dedim hani grafikleri kötü falan filan. Ayrıca herif güzel bir ikon çizmiş. Bak demiş hani ben TA'dan gördüm seni. İkon muhabbetin şöyle bir şey düşündüm. Hani almak istersen al işte sana 50 lira ikon yaptım ben falan filan diye. Hakikaten de almış koymuş güzel de bir ikon çizmiş. Hani dediğim gibi bunu işin piyasası kaç para bilmiyorum da. Siz de illa yerli yapım oyunlarda böyle kod yazarak, oyun yaratarak değil, grafiklerini çizerek de, Paint'te diyormuşum böyle. Hani grafiklerini çizerek de, bir fikir vererek de üreticilerle konuşabilirsiniz mail yoluyla. Aranızdan böyle girişimciler çıkıp parasını da ekmeğini de kazanabiliyor. O da akıllıca bir davranış. Hocam kazanın şimdi, bir şeyden konuşuyordum. Ya oyun zor ama hakikaten hani şimdi Serkan yazmış abi bilerek zor yaptım falan diye. Haklısın. Tamam. Game over. Çünkü platform oyunları zor oldukça daha çok oynanıyor. Hani bu zekice bir davranış. Hakikaten de öyle yani. Şimdi Flappy de biliyorsunuz. Farkındaysanız Flappy Vietnamlı adam, oyunun adını İngilizce koymuş. Hani en tav olduğu şey Amerika ve en fazla indirilen yer de Amerika. Hadi atla zıpla be. Bu Türkçe niye koymuyor hani şeylik hani çok fazla milliyetçi takılmayın. Sebebi de şu, çünkü bütün oyun geliştiricileri hani ben oyun yapayım öylesine yapayım diye değil. Hem gelişmek tabii yapmışken, geliştirmek ister kendine eyvallah da sonuçta temelinde bunun para kazanmak yatar. Hani herkes oyunu indirilsin, para kazansın, 3-5 bir şey ister. Ama bu Türkiye'de olmuyor çünkü çok az reklam geliri var AdMob'da, Türkler için en azından. Hani bizde birse Amerika'da, İngiltere'de 8-9 diyeyim ben size. Size oradan arasındaki farkı hesaplayın mesela. Burada 100 lira kazanıyorsa oyun bir haftada, orada 800 lira para kazanıyor. O yüzden de hani ya, kim olsa İngilizce isim yazar bir işe yarasın diye. O yüzden de hani şey yapmayın. Yerli yapım oyunu da niye Türkçe koymuş hepsini falan demeyin. Dur ama ya. Ama Serkan yapacağım oyunu şimdi ya. Şu oyunu geçebilen olursa falan bana bir yazarsa, kepsini falan atarsa, bak ben bu geldim şu bu kadar puan yaptım falan diye vallahi sevineceğim. Sabahtan beri aynı yerdeyim. 3 gündür hatta aynı yerdeyim. Diyeceğim en sonunda. Ne girdi kazık.
Şimdi ya a**ına koyacağım. Bir dakika şimdi. Kazını bu arada bu zımbırtıya basarak da burayı öldürebiliyorsunuz. Ben 3 gündür ateş ederek öldürmeye çalışıyordum. Tepeden mi geçeceğiz? Hoppa, kazığa oturduk direkt ha. Ya Serkan, affedersin de yani yapacağım ya s**acağım şimdi ya. Eline sağlık, başarılarını devamını dilerim. Güzel oyun yapmışsın, adamı çıldırtıyor. Bizi Webtekno Facebook adresinden, Webtekno Twitter adresinden, Webtekno TV YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bu arada uygulama demişken, yerli yapım demişken Webtekno iOS ve Android uygulamasını mutlaka indirin. Serkan'a ve Serkan gibi arkadaşlarımıza destek verin. Benim tanıttığım yerli yapım oyunlara. Yani muhakkak indirin telefonunuza, kurun, bakın, kurcalayın. Nerede eksik hatası var ya da neyini beğenmediniz, neyini beğendiniz ya da şöyle yapsan daha iyi olurdu deyip maille tavsiye verebilirsiniz. Ama yorum kısmına TA'dan geldik, Webtekno'dan geldik, indirdik yazmayı da unutmayın. Bu arada uygulama demişken Günün Fırsatı diye bir uygulama vardı. Hani böyle bazen hatta çoğu zaman da ben de bakıyorum hani böyle göze çarpan uygulama falan filan var mı diye. Webtekno uygulamasını Günün Fırsatı köşesine çıkarmışlar böyle. Onlara teşekkürlerimi sunarım. Sağ olsunlar. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Serkan çok zor oyun yapmışsın ya. Yemin ediyorum kırdım tableti. Bak bu sefer kırıldı.